Ablam hanım nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle bir geçelim. Sen de sor. Sayın Nihat Başkanım, gerek dürüstlüğü, çalışkanlığı, projeleriyle Şanlıurfa'mıza ivme kazandırmış bir başkanımız. Kişiliği olarak da babacan, cana yakın, gerçekten sürekli güler yüzlü, teşkilata yakın olan bir başkanımız olması hasebiyle kalbimize taht kurmuş bir büyüğümüz, abimiz. Kendisine tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bizim yapmamız gereken biz teşkilat mevzusunuz. Teşkilat bizden ne istiyor? Listesini açıkladı, çalışmamızı istiyor. Rey talep etmemizi istiyor. Kapı kapı dolaşmamızı istiyor. Dolayısıyla ben bunu yapmak durumundayım. Aday adayı benim babam da olsa bitmiştir. Gitmiştir. Partililiğim ön plana çıkması lazım. Ve inşallah sizler de bu konuda böyle hareket ettiğinizi biliyorum. Etmeniz de gerektiğini, Mehmet Başkanımıza, Kadın Kolları Başkanımıza, Gençlik Kolları Başkanımıza yardımcı olmamız lazım. Evet, Bilecik ilçemizdeyiz bugün. Tabii ki öncelikle ilçe başkanlığımızı ziyaret ettik. Bizim için AK Parti şemsiyesi tüm şemsiyelerin üzerinde olan bir şemsiye. Ve hepimiz bu şemsiyenin altında değişik görevlerde bulunuyoruz. Birimiz belediye başkanı, birimiz ilçe başkanı, birimiz yönetim kurulu üyesi, birimiz meclis üyesi, birimiz kadın kolları, gençlik kolları başkanı olarak sonuçta bizim ana çatımız AK Parti çatısıdır. Şimdi geldik, ben arkadaşlarımızla bir toplantı oldu. Gerek ilçe başkanımızın, gerek yönetim kurulunun, gerek kadın kolları, gençlik kolları, belediyemizin 25-30 gündür seçim çalışmasını başlattıklarını, harharlı çalıştıklarını, SKM'lerini açtıklarını, yönetim olarak bir birlik ve bütünlük içerisinde hareket ettiklerini gördüm. Bizler partiliyiz. Arkadaşlar o şuurla, o dava şuuruyla partisi için, AK Parti için çalışmalarını başlatmışlar. Şimdi onlarla birlikte bugün de çalışacağız. Sahura kadar. Ve dolayısıyla hepimiz hep birlikte Bilecik'imizin daha güzel günlere gidebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz AK Parti'de fikrini, düşüncesini beyan etme yeri her zaman vardır. Liste bizim listemizdir. AK Parti'nin listesidir. Bir belediye başkanı arkadaşımız listeyle ilgili fikrini, düşüncesini şehri için, ilçesi için gelecek anlamda daha doğru işler yapılması için ifadede bulunmuştur. Ama partisinin yanındadır. Partisini desteklemeye devam ediyor. Teşkilatlarıyla birlik bütünlük içerisindedir. Meclis üyeleriyle birlik ve bütünlük içerisindedir. Ve aynı şekilde Bilecik'e de hizmet ediyoruz. Büyükşehir'le de birlik beraberlik içerisinde hizmet ediyoruz. Kimse bu yorumu, bu eleştiriyi farklı bir noktaya çekmesin. Bizim partililiğimiz hiçbir şeyle ölçülemez. AK Parti'nin her üyesi için bu geçerlidir. Faruk Başkanım için de geçerlidir, Nihat Çiftçi için de geçerlidir. Sade bir üyemiz için de geçerlidir. AK Parti şemsiyesi hepimizin altında olduğu bir şemsiyedir. Bu şemsiyeye zarar gelinebilecek hiçbir harekette bulunmayız. Bulunmak istemeyiz. Ama yorum farklılıkları olabilir. Bunu da kimse lütfen bir yere çekmesin. Muhalefete de malzeme olmasın. Allah'a şükürler olsun. Bilecik bizim için önemli bir ilçe. Ve mutlulukla geldiğimiz bir ilçe. Mutlulukla karşılandığımız bir ilçe. Mutlulukla hizmet ettiğimiz bir ilçe. 24 Haziran'da da Allah'ın izniyle çok güzel sonuçlarla ve biz yolumuza devam edip ilçemize hizmetlere devam edeceğiz diyorum. Tekrar hepimiz hep birlikte gelecek Türkiye'si için çalışmaya devam ediyorum. 24'ünde inşallah vakit Bilecik vaktidir diyorum. Vakit Urfa vaktidir. Allah'ın izniyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Bilecik'imiz belediyesiyle, AK Parti ilçe teşkilatıyla, gençlik kolları, kadın kolları bir bütün olarak seçime hazır ve seçim çalışmalarını yürütüyorlar. Açmış oldukları ilçe başkanlarımızın
Seçim Koordinasyon Merkezi çok güzel bir şekilde harıladı. Üyelerin, sandık üyelerin, müşahitlerin, AKPİS'te olan bağlantıları tamamıyla güzel bir şekilde sağlanıyor ve Bilecik seçimini yürütüyor. Ben görev alan değerli kardeşlerime bu güzel çalışmadan dolayı ilçe başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum.